Sen bebeğinin babası olduğunu bile bile nasıl sustun? Neden? İşine geldi değil mi? İşine geldi. Böyle olması senin işine geldi. Ya da olsaydı o bebek? O bebek de olsaydı ne olacaktı? O zaman da inkar edecektin değil mi? Korkutuyorsun beni. Ya bunların hepsi içerideymiş. Ha? Ya sen? Hadi sen bana yalan söyledin. Ya kendi bebeğini nasıl buna alet ettin? Sakın. Sakın abla. Sakın. Ben bunların hiçbirini bilmiyordum. Şeniz her şeyi biliyordu. Ben Nedim'le evlenirken hamileydim abla. Senin o izlediğin görüntüler var ya, aklım almıyor dediğin. Heh. Ben işte onlarla tehdit edildim. Ne yapabilirdim? Niye bana gelmedin? Gelmek istedim, çok istedim. Ya bırak! Bırak Allah aşkına Ceren. Ben seni çok iyi tanıyorum. Hırslarını da, yapabileceklerini de çok iyi biliyorum. Bak varız. Ya ben nasıl bir gerizekalıymışım ya? Ben nasıl safmışım da ben size inanmışım ya? Siz nasıl insanlarsınız ya? Siz nasıl insanlarsınız? Ceren'in bebeğinin babası Cenk'ti ve siz bizden bunu sakladınız. Abi, doğru mu duyduklarım? Bilmediğimiz başka ne sırlar var acaba? Böyle ölmeyiz ya. Füze atsaydınız siz. Ha? Peki sen Nedim? DNA testinin sonuçlarını değiştirmek. Şeytanın bile aklına gelmez ya. Siz ne yaptınız ya? Delirdiniz mi siz? Geleneksel Cenk Karaçay kaçış günleri de başlasın. Cezası kalmıyor anne. Saklamaya çalışıyorsun. Bütün o günahlarından, yalanlarından.
kaçmaya çalışıyorsun. Ama onlar sadece birikiyor. 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 Sonra günün birinde böyle hepsi çıkıyor işte. Keşke söyleseydik anne. Keşke Nedim'in pencereden benim attığımı babama söyleseydik. Keşke beni korumak için yıllarca Nedim'i nasıl zehirlediğini babama söyleseydim. Abi. Anne. Anne doğru mu bu? Yapmadın değil mi bunu? Yapmadın anne. Anne. Anne Nedim bunca zaman haklı mıydı yani? Abi. Abi bir şey söylesene. Doğru abicim. Açtım ya. Seni bu evden kovdu diye, hastaneye gelmedi diye ben kendi babamı sildim. Nedim'e karşı hep seni korudum. Onun sevgisizliğinden, öfkesinden nefret ettim. Nedim haklıymış. Haklıymış Nedim. Kaç abi. En iyi bildiğin şeyi yap ve kaç. Bu anne. Bu tekerlekli sandalye senin gerçeğin. Gerçeğin. Herkes deli oğlum. Nerede ki herkes? Yine olağanüstü hal ilan edildi galiba. Ne oldu ki acaba? Hı? Ne olmuş ki acaba? Ne yaptınız abi, hallettiniz mi? Ha. Tamam, kilere koyun hemen, ben geliyorum zaten. Tamam. Damla! Damla! Damla, kızım sana sesleniyorum. Damla ne oldu? Kurban olurum gözünden akanları senin. Ne oldu? He? Civan götür beni. Götür sakla beni. Tamam. Tamam. Hadi. İn arabaya. Hadi. Gel.
Damla, anlatmayacağım mı artık? Bak sabahtan beri bir kelime laf etmedin ya. Ne oldu ya? Yok, yok benim aklım almıyor. Anlamıyorum ben. İnsan nasıl böyle bir şey yapıp gönül rahatlığıyla susar ya? Nasıl bir kafa bu? Ya tamam senin aklın almıyorsa bana söyle belki benim aklım alacak. Sorma Civan. Civan bunu bilmesen daha iyi. Tamam. Tamam anlatma. Ama ben bunu kendim öğrenirim biliyorsun değil mi? Ondan sonra kafanı taşlara vurma keşke benden öğrenseydin diye. Ya ben sana bunu söyleyemem ki. Damla. Ya ne olabilir bu kadar Damla ya? Ya Allah'ın adını verdim ya. Allah kafayı yiyeceğim. Allah'ın adını verdim ya. Tamam. Tamam. Tamam söyleyeceğim. Ama sakin olacağına söz vereceksin Civan. Ha bu benim de ayarlarımı bozacak bir şey yani öyle mi? Civan söz ver dedim. Damla kusura bakma. Tutamayacağım sözler veremem. Civan ben sana bunu söyleyemem. Tamam. O zaman köşke gidiyoruz. Ben köşkte öğrenirim. Civan. Tamam. Tamam söz ver. Tamam söz. Harbiden söz ya. Hadi. Hadi söyle. Zaten köşke gidince öğreneceksin. Ceren'in, bebeğinin babası abim. Ne diyorsun sen ama? Bebeğin babası Nedim değilmiş. Abimmiş. Nedim DNA testinin sonucunu değiştirmiş. Ne diyorsun sen ya? Damla ne? Bu nasıl bir ahlaksızlık lan? Nasıl bir kalsızlık? Damla sen yürü gidiyoruz. Civan. Damla yürü gidiyoruz dedim. Yürü. Civan sakin ol. Civan. Ya anne ağlayıp dinlemeden çekiştirmesine bıraksana kolumu ya. Doğurdum seni ha ben mi yetiştirdim? Sen hala neyin peşindesin? Namusumu şerefimi iki paralık ettin. Yürü. Ne yapıyorsun sen? Ha ne yapıyorsun? Zaten geleceğim anne. Niye bağırıyorsun sürekli ya? Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Yürü! Yürü! Allah da benim belamı versin zaten. Kolumu bırakır mısın? Bak bu böyle olmaz. Ne yaptığını sanıyorsun? Ne yaptın? Canım! Yürü gidiyoruz rezil. Civan! Civan! Dur dur dur. Civan dur. Değil de lan. Dur. Yalan de. Civan. Hadi kızım bir şey söyle. İftira dur oğlum. İftira de. Yaptın mı lan? Yaptın değil mi? He? Civan tamam. Nasıl yaptın lan? He? Ahlaksız. Oğlum. Civan! Siz beni anlamadan, dinlemeden suçluyorsunuz. Senin gücün bana mı yetiyor Civan? He? Senin de mi gücün bana yetiyor sadece? Ya siz abla kardeş manyak mısınız ya? Manyak mısınız? Ben tek başıma mı yaptım o çocuğu ya? Tek başıma mı yaptım? Cenk'in hiçbir suçu kabahati yok. Ama yok. Yok değil mi? Tek günah keçisi Ceren. Tek şamar oğlanı Ceren değil mi? Hepiniz için öyle değil mi? Oğlum. Ceren bak beni delirtme. Oğlum. Civan. Lan adam seni zorla mı aldı yatağını ha? He? Kızım sana bir soru sorayım. Adam seni zorla mı aldı yatağını? Civan. Lan sen benim bacımsın lan. Bacımsın. Lan şerefinden, namusundan başka neyin kaldı? He? Onun için yaşamayacaksın, ne için? Lan nasıl yaptın bunu? He? Nasıl yaptın? Ahlaksız, nasıl yaptın lan bunu? Yeter be! Yeter ya! Ya yaptım! Yaptım, tamam mı? Yaptım, gel. Bırak anne, gel. Öldürecek misin Civan? Gel öldür. Allah aşkına öldür. Sen de kurtul. Sen de kurtul. Anne sen de kurtul. Ben de kurtulayım tamam mı? Gel hadi gel öldür. Bak bekliyorum. Gel hadi. Tut dedim sana. Öldüreceksin bizi. Civan Allah aşkına ne olur gözünü seveyim yapma. Kızım senin orada mırın çatlamış. Vallahi bak.
yanından bırak. Ama haklılar biliyor musun? Sana kalacak ele yazık be. Sen var ya celallenmeye falan. Sen değmezsin. Yazık lan sana. Yüzüne bile tükürülmez senin. Yüz karası. Rezil. Hadi. Tamam oğlum hadi. Hadi. Efendim kızım. Baba abim orada mı? Ben dünden beri ulaşamıyorum. Burada kızım burada. Dün geldi uyuyor. Uf, insan bir haber verir ya. Aklım çıktı benim burada. Pek öyle haber verecek bir hali yoktu kızım. Dut gibi sarhoştu geldiğinde. Ne oluyor Damla? Bana anlatmadı. Belli ki bir şey olmuş. Sen biliyor musun kızım? Yok yok baba ben bir şey bilmiyorum. Yani yok bir şey. Neyse zaten ben geliyorum. Gelince konuşuruz tamam mı? Hadi bay bay. Hadi bakalım görüşürüz. Abin de kaçmış gitmiş. Aradım önemli bir işim var dedim. Kızgınım ona hiç haber de vermiyor. Bir tuhaf da hali. Var bir şeyler belli. Damla. Bak tekrar söylüyorum kızım. Bilmem gereken bir şey var mı? Yok baba yani işte dediğim gibi. Son zamanlarda olanlar, annemin durumu, senin burada olman falan işte. Annemin durumundan haberin var mı? Biliyor musun yani? Biliyorum. Nedim'in odasında kalmasını istemişsin. Sen de şimdi bana... Babana neden diye sormaya mı geldin kızım? Hı? Hayır baba sormayacağım. Çünkü artık biliyorum. Nedim haklıymış. Teşekkür ederim, sağ olun. Belgeleri getirdiniz herhalde değil mi? Evet, hepsi burada. Tam bahsettiğimiz gibi Cenk Bey. Keşke yanılıyor olsaydım diyeceğim ama... Ben söylemiştim, biliyordum böyle olacağını işte. Benden istediğiniz başka bir şey yoksa? Yok, tamam. Siz gidebilirsiniz, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, niye çağırdın beni? Nedir önemli mesele? Al. Yusuf'la girdiğiniz arsa işi. Arsa Yusuf'un amcasınınmış, Nedim. Fahiş fiyata satmaya çalışıyormuş bize. Yani anlayacağın kazıklanmışız. Baba ben inanamıyordum. İnanamadım. Yapmaz dedim, mümkün değil, iftira dedim. Hepinizi karşıma aldım baba ben. Sana neler söyledim baba. Sen artık benim babam değilsin dedim ben sana. Annem ya. Baba annem nasıl böyle bir şey yapabilir? Kızım. Canım benim.
Kızım çok iyi anlıyorum prenses. Hiç kolay bir şey değil tabii. İnsan önce inkar ediyor. Yok, yapmaz diyor. Kondurmuyor. İhtimal bile vermiyor. Sonra da benim gibi oturup kendini suçluyor. Ben nerede hata yaptım? Nerede yanlış yaptım diye. Kızım, ben artık yanlışı kendimde aramaktan vazgeçtim bir tane. Hepimizi kandırmış işte. Kirli bir yara mahkum etmiş. Baba. Baba, ben seni suçladım. Hastaneye gelmiyorsun dedim. Anlatmıyorsun dedim. Kaçıyorsun dedim ben sana. Baba, ben senin hiç yanında olamadım. Şş, tamam. Tamam, gel bakayım sen. Siz olmasanız ben ne yapardım? Hı? Nasıl toparlardım? Nasıl bugünlere gelirdim? Güzel sesim.